şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, her hayrın işi besmeledir. Biz dahi onunla da başladık söze. Rabbim besmelenin bereketi altında yürütsün bizleri inşallah. Besmele ile başlamayan işte hayır yoktur der Efendimiz. Aslında bu sadece lafsi anlamda besmeleyi söylemek değildir. Bazen biz Bismillahirrahmanirrahim deriz ama onun gereklerini de pek yerine getirmeyiz. Aslında besmele ben ne yapacaksam, ne edeceksem, ne söyleyeceksem, ne söylemeyi düşünüyorsam, ne adım atmayı düşünüyorsam her işimi Allah adına ve Allah namına yapacağım demektir. Allah adına ve Allah namına yürümeye başlayan bir insan da titremesi lazım, korkması lazım, sürekli muhasebe etmesi lazım, sürekli yaptıklarını gözden geçirmesi lazım, sürekli gerçekten ben besmele ile başladığım bu yolu şu anda besmelenin gereklerini yerine getirerek tamamlıyor muyum devam ediyor muyum diye sorgulaması lazım İnşallah biz o sorgulamayı yapalım o muhasebe her daim hayatımızın en temel meselesi olsun öyle olsun ki hayatta da adım attığımız ilim yolunda da bir bereket hasıl olsun Rabbim besmele ile yürüsün inşallah bizleri. Sizler birçok kardeşimiz Samet Medresesi'nin birçok dersine katılmıştır. Sizler için ilk değil ama benim için ilk bu dersler. İlk olmanın farklı bir heyecanı var tabii ki. İnşallah o heyecandan da Rabbim bizi alıkoymasın. Aslında din heyecan isteyen bir iştir. Bazen bağırmak çağırmak gerekir. insan. onu yapması da lazımdır. Öyle çok halim selim olmak Müslümanın elbette ki vasfıdır olması gerekir ama Müslüman bazen masaya yumruk vurmasını da bilmelidir. Yeri ve zamanı gelince uslupta sertleşmelidir. Yeri ve zamanı gelince sesin tonu da değişmelidir. Yeri ve zamanı gelince farklı bir hale de bürünmek gerekir. Çünkü bizim dinimiz bir hayat dinidir. Sadece bir alanın, hayatın bir parçasının dini değildir. Dolayısıyla biz dini hayatımızı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ki zaten ızdırap odur siyer dediğimiz için bizim derdimiz o olması gerekir. Bu manada öğrenmek istiyorsak onun gibi yaşadığı heyecanla dini anlama adına da bir gayret içerisinde olmamız şarttır. Zaten siyeri öğrenmek de bir yönüyle bize bunu öğretecektir inşallah. Allah hepimizi öğrenenlerden etsin inşallah. Şimdi ben bir hadis size aktarmak istiyorum. Onunla yola revan olacağız. İbni Macede Darimi'de geçen bir hadistir. Hazreti Ömer sahabeden Ebu Derda ve birçokları farklı ufak tefek rivayet farklılıklarıyla bu hadisi bize naklederler. Ama Darimi'de geçen lafzın anlamını vererek ben başlayacağım işe. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki size gecesi gündüz kadar aydınlık olan ve takibi gidişatı kolay olan bir yol bıraktım. Söz anlaşıldı değil mi? Gecesi gündüz kadar aydınlık olan. Bu ne demek? Efendimizin bıraktığı nebevi miras birilerinin zannettiği gibi öyle karman çorman bir şey değil birilerinin zannettiği gibi işin içinden çıkılmaz bir şey de değil. Ya bu nasıl bir şey ki hadis külliyatı dedikleri şey işte kimisi bir milyon hadisten bahsediyor. Kimisi üç milyon hadisten bahsediyor. Hayatımız boyunca biz bunları okumaya çalışsak bitiremeyiz. Böyle bir şey midir? Gerçekten dışarıdan göründüğü zaman böyle midir diye sorguladığınız zaman Efendimiz cevap veriyor. Hayır gecesi gündüz kadar berrak net nasıl gece karanlıkta yürüyünce önünüzü aydınlatan bir ışık varsa zorlanmıyorsanız nasıl o yola revan olduğunuz zaman yolun genişliği sizin o yolculuğunuza engel olmuyorsa bilin ve buna iman edin ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bize bıraktığı nebevi miras böyledir. Gecesi gündüz kadar aydınlıktır takibi de zor değil bizatihi kolaydır. O yola revan olanlar o yolun rahmetinden ve bereketinden istifade edeceklerdir. İşte siyer dediğimiz şey bir yönüyle bu işin yollarını bize gösterecek. Bu işin nasıl olduğunu bize öğretecek ve bu manada gerçekten hayatımızın birçok alanında bizlere rehber olacak, mesaj olacak, ilke olacak ve adımlarımıza ayar çekecek. Adımlarımızı nebevi mirasın ışığında yeniden inşa edecek ilkeleri verecek. Dolayısıyla biz inşallah bu derslerimizden bunu ve bunun imkanlarını öğrenmeye çalışacağız. Şimdi üç kavramın üzerinde bir duralım. Siyer, siret ve megazi. İlerleyen derslerde siyer kaynakları bahsine girdiğimiz zaman orada delail, şemail, hasais kavramlarına da gireceğiz. Ama o bir yönüyle kaynakların meselesi olduğu için şimdi kavramsal çerçevede bizim önümüze alacağımız üç tane temel kavramımız olacak. Siyer, siret ve megazi. Bunlar birbirlerinin yerlerine de kullanıldığı için işin bidayetinde bu kavramların anlamlarını öğrenmemiz lazım. Nedir siyer? Sözlük anlamını vereyim önce size. Hal, durum, davranış, idare, yol, hareket, yürüme, tarz. Hepsi aslında bir yönüyle siyer kelimesinin içerisindedir. Tekrar edeceğim. Hal, durum, davranış, idare, yol, hareket, yürüme. Bunların hepsi siyerin sözlük anlamı. Ama burada bilmemiz gereken bir hari hakikat var ki siyer kelimesi siret kelimesinin çoğuludur Arap dilinde. Cemi teksirdir. Siyer kelimesinin çoğuludur. Ancak bazı son dönem kitaplarda şöyle bir şeye rastlayabilirsiniz. Bunun bir dayanağı yok ancak sınıflandırma adına bize bir kolaylık sağlayabilir. Siyer kelimesinin siyer kelimesi siretin çoğulu bazı kitaplarımızda siret Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı siyer ise hayatı olarak verilir. Bu doğru değil. Neden? Çünkü kelime böyle bir anlamı var. Siyerle siret birbirinin aynısıdır. Biri çoğuldur biri müfrettir. Ama özellikle işi daraltıp müfret, adı, alt, müfret anlamı aldığı altında sadece meseleyi Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın ahlakı ile sınırlandırırsak ve kastımız buysa bir yönüyle bu da doğrudur. Ama bu, bu manada ilişkilerini iyi bilmemiz lazım. Dolayısıyla siyer kelimesi siret kelimesinin çoğulunun olduğunu bilelim. Onun için sireti resul diye geçen isimlendirme de siyeri resul olarak geçen isimlendirme de aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatını anlatan kitapları kaynakları ifade etme maksadıyla kullanılır. Siyer kelimesinin fıkıh literatüründe şöyle bir anlamı var. Devletler arası hukuka da biz fıkıhta siyer diyoruz. Hatta İslam tarihinin, İslam ilim tarihinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed, İmam Muhammed yani Muhammed İbni Hasan Eşşeybani Siyerül Kebir kitabıyla da bu alanda İlk telif eseri ortaya koymuştur. Ne yapmıştır İmam Muhammed? Siyerül Kebiri ile bir hukuk kitabıdır o. Devletler arası hukuku beyan etmiştir. Müslüman bir devletin diğer devletlerle hukuku. İki Müslüman devletin eskiden yoktu şimdi oldu o. Eskiden Müslüman devlet dediğin zaman bir taneydi. Ama ne oldu süreç içerisinde öyle bir hale geldi ki Abbasi döneminden sonra aynı zamanda aynen bugünkü olduğu gibi onlarca halkı Müslüman olan devletler oldu. Peki bunların arasındaki hukuk nasıl tanzim olacak? Bir şey mi dediniz? Nasıl olacak o hukuk? O hukuku tanzim etme adına bunlar o kitapta söylendi. Ama özel olarak İmam Muhammed'in o kitabı Müslimle gayrimüslim devletler arasındaki hukuku beyan etmek için söylenmiştir. Dolayısıyla siyerin fıkıh literatüründe böyle bir anlamı da var. Devletler arası hukuk anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de Taha suresinin 21. ayetinde siret kelimesi geçer. Yani bu kelime Kur'an'ın da kullandığı bir kelimedir. Her ne kadar az da olsa. Hadis kaynaklarına müracaat ettiğimiz zaman Hadis kaynaklarında davranış biçimi, hayat tarzı anlamında kullanılır birkaç yerde. Mesela Dariminin mukaddime bahsinin 18. hadisine baktığınız zaman bunu görürsünüz. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinin 1. cil 75 numaralı 75. sayfadaki hadisine baktığınız zaman bunu görürsünüz. Orada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam, bazı hadislerde sözlük anlamına uygun bir biçimde siret kelimesini kullanmıştır. Siret kelimesini davranış biçimi anlamında söylemiştir. Ancak asıl bizim için önemli olan bir şey Efendimiz sireti kendi hayatı için kullanmıştır. Yani bu daha sonraları Müslümanların ortaya çıkardığı bir kavram değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını beyan etme sadedinde söyledikleri bir şey değil. Bizatihi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi için de kullandığı bir kavramdır. Ne diyor Abdurrahman İbn Af'ı bir seriyeye gönderirken diyor ki ey Af'ın oğlu Abdurrahman İbn Af'ın babasının ismiyle İbn Af yani topluca Allah yolunda gaza edin ve Allah'ı inkar edenlerle savaşın fakat asla hiyanet etmeyin. Anlaşmayı bozmayın. İnsan bedenine saygısızlıkla işkence yapmayın. Çocuklara, kadınlara dokunmayın. Dikkat buyurun. İşte bu Allah'ın emridir ve onun elçisinin sizin aranızdaki siretidir kaynakta geçen ifade bu. Onun elçisinin sizin aranızdaki siretidir. Neymiş siret? Efendimizin ifadesiyle aleyhissalatü vesselamın hayat tarzıymış. Neymiş siret? Bunların hepsinin üst üste koyarak anlamaya çalışalım. Efendimizin hayatının tamamıymış. Neymiş siret? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatta attığı adımların hepsiymiş. Yani bu sadece efendimizin peygamber olarak yaptıkları değil. Efendimizin sadece nübüvvet ve risalet vazifesiyle yaptıkları değil. Baştan sona Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın bir beşer olarak, bir beşer olarak dediğimiz zaman siz bunu abduhu ve resulü çevresi çerçevesinde anlayın peygamber olarak da yaptıklarının tamamıdır. Daha da ötesi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğumuyla başlayan süreçtir. Şimdi siz siyer dediğiniz zaman sadece peygamber aleyhissalatü vesselamın Hira'da vahye ilk muhatap olduğu anı mı dikkate alacaksınız? Bir insanın hayatını ele alacaksınız o hayatının 40 yılında nübüvvet yok. 23 yıllık hayatında nübüvvet var. 23 yıllık nübüvvet hayatını öğrenmek isteyen biri nasıl 40 yıllık hayatını dikkate almaz? Olabilir mi böyle bir şey? Bir de Kur'an'ı okuyorsunuz mesela Duhan suresinde. Mesela şu ara süresinde mesela kalem süresinde Mesela inşirah süresinde aklıma gelenleri söylüyorum. Sizi peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvvet öncesindeki hayatına götürüyor. Onun yetim olduğunu bilmeden yetim olarak peygambere hazırlanış sürecini bilmeyen biri nasıl Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nübüvvet ile başlayan hayatını anlayabilir? Ticari seferlerini bilmeyen amcasının yanındaki halini bilmeyen Delesinin yanındaki halini bilmeyen 25 yaşında Hatice'siyle buluştuğu evlendiği 15 yıl nübüvvet öncesinde ahlakıyla cihana iz bırakacak o davranış tarzını bilmeyen nasıl peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını anlayabilir? Nasıl nübüvvet mesajlarını zemininde 40 yıllık bir hayat olan o zeminden mahrum olarak algılayabilir? Böyle bir şey mümkün müdür? Ama gelin görün ki öyle bir haldeyiz ki bunları söylüyoruz bunları konuşuyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı Kur'an'la başlamıştır deyip 40 yıllık Kur'an'a hazırlık süreci ki o sürecin 3 basamağı var dikkat buyurun tanınma süreci olgunlaşma süreci hazırlık süreci o 40 yılda bunlar var tanınma süreci olgunlaşma süreci hazırlık süreci bu üçünü dikkate almadığınız zaman efendimizin vahyin emin meleği Cibril'le karşılaşmasındaki o heyecanını anlayamıyorsunuz. Ve sadece bilgi oluyor. Sadece bazı bilgi mahiyetinde mesajlar oluyor. Asıl bizim hayatımıza etki edecek şeylerden mahrum kalıyoruz. Dolayısıyla siyer demek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğumuyla başlayıp vefatıyla biten hayat demek. Ancak burada çok önemli bir noktaya daha dikkat çekeceğiz. Efendimizin neşet ettiği coğrafya bilinmeden siyer bilinebilir mi? Onun neşet ettiği bir coğrafya var. Bu coğrafyanın bir sosyal hayatı var. Bu coğrafyanın bir kültürel hayatı var bu coğrafyanın idari anlamda bazı özellikleri var. Bu coğrafyanın yüzyıllardır İbrahim'den beri gelen bir dini geleneği var. Tahrif ola 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 Efendimiz aleyhissalatü vesselama kadar gelen bir süreci var. Siz doğumuyla da başlatsanız bu işi yine anlayamazsınız. O coğrafyayı tanımadıkça o coğrafyanın hususiyetlerini tam anlamıyla anlamadıkça siyerin ayak bastığı o toprağı algılamadıkça siyerin o mesajının oradan başlayıp cihanı nasıl etkilediğini tam anlamıyla algılayamazsınız. Dolayısıyla biz işi çok çok daha ötelerden başlatmamız gerekir ki Siyeri Mustafa'yı aleyhissalatü vesselam tam anlamıyla anlamış olalım. Demek ki siyer deyince çerçeveyi biraz geniş tutmamız gerekecek ki mesele tam anlamıyla algılanmış olsun. Şimdi sahabe Allah onlardan ebeden razı olsun radıyallahu anhum ecmain diyoruz mesela biz onlara. Hayatın her alanında bize örneklik ettikleri gibi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatı dediğimiz siyerin anlaşılması meselesinde öğrenilmesi meselesinde de önderlik ederler. Sahabeden Sad bin Ebi Vakkas Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin asıl ismi Ali'dir onun Ali İbni Hüseyin ikisinin söylediği bir sözü birleştirerek söyleyeceğim size. Diyorlar ki biz çocuklarımıza Kur'an'dan bir süre öğretir gibi Allah Resulü'nün megazisini öğretirdik. Sözü bir daha tekrar ediyorum. Biz Kur'an'dan bir süre öğretir gibi Allah Resulü'nün megazisini çocuklarımıza öğretirdik. Megazi nedir? Dedim ya üç kavram söyleyeceğim. Siyer sireti söyledim. Megaziye gelelim. Megazi kelimesi gaza yani savaş kelimesinin mağzat çoğulunun aslında cemidir. Mağzat cemdir, megazi cemin cemidir. Ancak burada dilcilerin bazı ihtilafları var. Ben onlara girip sizi yormak istemiyorum. Mastar mıdır, ismi mekan mıdır biraz tartışılmıştır. Benim de kanaatim megazi savaş mekanı, savaş meydanı anlamındadır. Dolayısıyla ismi mekandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi savaşlarını konu alan alana ki siyerin içerisinden bir parçadır ona megazi diyoruz. Ama şunu ihmal etmememiz lazım. Megazi dediğimiz zaman sadece sıcak savaşın cereyan ettiği o kısım değil. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sefere hazırlanışı o sefer sırasında yaşananlar. Seferin sıcak anlamda yaşandığı saatler, sefer sonrası elde edilen ganimetin paylaşılması, seferle giden o askerlerin geri dönmesi, o geri dönüş sırasında konuşulanlar hepsi meğazilinin konusudur. Ne oldu? Aslında siyerle aynı oldu. Her ne kadar özel olarak savaşlar desek de buradaki temel anlam Aleyhissalatü vesselamın hayatının tamamıdır peki Sa'd bin Ebi Vakkas ya da Zeynel Abidin İbni Hüseyin neden böyle bir söz söylemiş olsun Allah Resulüne hayatını Kur'an'la bu manada öğretimini neden eşdeğer görsün bu çok önemli bir sorudur sebebi şu Kur'an satırlardaki Kur'andır ki biz onu Kur'an-ı Kerim deriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Kur'an-ı Natık'tır. Ona konuşan Kur'an deriz. Ona biz Kur'an'ul Hay deriz. Yaşayan Kur'an deriz. Siz Kur'an'ı Natık'la Kur'an'ul Hay ile Kur'an-ı Kerim'i birbirinden ayırabilir misiniz? O iki Kur'an ki biri Kur'an'ın ameli hali biri Kur'an'ın satırlardaki halidir. Birbiriyle ancak anlaşılabilir. Hadi gelin işin içinden çıkaralım. Diyelim ki biz Ali İmran suresini okuduk ama onun neşet ettiği, ayak bastığı mesele olan bağlamı olan Uhud'u siyerin sayfaları içerisinde bilmedik. Dikkat etmedik. İnanın anlayamıyoruz bugün anlaşılmıyor bazıları için anlaşılmamasının sebebi budur. Neden anlaşılmıyor sorusunun cevabı da budur. Siz siyerin o malumatını siyerin o mesele hakkında söylediklerini dikkate almadığınız zaman Ali İmran suresini anlayamıyorsunuz. Mesela Ali İmran suresinde savaşı anlatan ayetlerin içerisinde Faizin neden yasaklanışını anlayamıyorsunuz ne işi var faiz ayetinin orada savaş anlatılıyor mesele Uhud Efendimiz aleyhissalatü vesselamın emrine aykırı davranılmış orada 70 can şehit olarak verilmiş mağlubiyet olmuş bir yönüyle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek dişleri kırılmış çukura batmış yüzündeki mikferin halkaları ona çok ciddi eziyetler vermiş bunların hepsinin olduğu ve bir yönüyle ayetlerin de onlara vurgu yaptığı bir bağlamda bir bakıyorsunuz söz faizin üzerine geliyor neden aslında o meseleyi bilmeden okçuların Uhud dağını terk etmesini de bilemiyorsunuz şimdi biz hep o meseleyi anlatırken şöyle anlatıyoruz Efendimiz Abdullah İbni Cübeyr'i koydu Ayne'nin tepesine 40 tane de okçu verdi emrini 50 tane de o 50 tane okçuya efendimiz aleyhissalatü vesselam talimat verdi. Bizim cesetlerimizi yaban kuşların parçaladığını görseniz dahi yerinizi terk etmeyin dedi. Açık bir emir ortaya olmasına rağmen okçular terk ettiler. Ne yapıyoruz? Buradan da kendimize pay çıkarıyoruz sahabe bile emri dinlemedi. O kadar açık emir olmasına rağmen şöyle yaptılar böyle yaptılar diye de bazen sahabeyi eleştiriyoruz. Ama meseleyi Kur'an bütünlüğünde dikkate alıp okuduğunuz zaman bir bütün olarak meseleyi irdelediğiniz zaman o tepeyi terk eden 50 okçunun 40'ı terk etmiştir. Onu orada kalıp Abdullah İbni Cübeyr de onlardan biridir. O 40 tane okçunun da 20 tanesi aşağıda şehit olmuştur. 20'si sağ kurtulmuştur. O insanların orayı terk etmelerinin aslında faizle alakalı bir hallerinin olduğunu görüyorsunuz. Nedir mesele? Cihada gelecek. Yürekleri atıyor cihad için. Cihada gelecek bir kılıçları ve zırhları yok bu insanların ne yapıyorlar? Daha faiz hakkında nihai bir hüküm olmamış. Varıyorlar Medineli Yahudi tüccarların yanına yüksek miktarda faiz ile onlardan ya yakılıç ya para ya alıp onun zırh kılıç alıp cihada katılıyorlar. Vadesi ne zaman? Savaşın sonrası biliyorlar ki Bedir gibi bir netice olacak ganimet toplanacak inşallah ganimetten elde edilen o gelirle de faiz borçları ödenecek. Hadi gelin de şimdi o sahabeye bir söz söyleyin. Ödenmese o borç bir ömür kambur gibi sırtlarında taşınacak. Ve o faiz aynen bugünkü bankaların bazılarının yaptığı faiz gibidir. Katlanarak büyüyen faizdir. Ödeyemiyorsunuz bir kredi kartınızı bir daha da yakanızı kurtaramıyorsunuz. O günkü tefecilerin yaptığı bundan kat kat daha ağır bir şey. Şimdi bunu bildiğiniz zaman siz bir şey söyleyebilir misiniz o insanlara? Bakın ne yaptı? Hem Kur'an'ı bize bir yönüyle anlattı. Kur'an'ın neden faiz meselesine dikkat çektiğini anlattı. Hem de bu işin bir bütün halinde ele alınmadan anlaşılmayacağını öğretti. Onun için Kur'an'la siyeri bu manada asla birbirinden ayıramazsınız. Asla birbirinden kopardığınız zaman da işin içinden çıkamazsınız. Bundan dolayıdır işte Sad bin Ebi Vakkasın hassasiyeti ve Zeynel Abidin İbni Hüseyin'in hassasiyeti. Çocuklarımıza Kur'an'dan bir süre öğretir gibi siyer öğretirdik demelerinin sebebi budur. İmam Zühri ne diyor? İmam Zühri ki gerçekten devrin dev alimlerinden bir tanesidir. Belki kaynaklar bahsinde özel bir bahisle ona bir şeyler söyleriz siyer ilmi dünya ve ahiretin hayrıdır diyor. Sadece ahiret değil dünya ve ahiretin hayrıdır. Hayır mı elde etmek istiyorsunuz? Bu ilmin arkasında olacaksınız. Çünkü bu ilim insana hayır adına çok şey öğretir. Muhammed İbni Sad, Sad bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Evladım diyor öğrenin öğrenin siyeri ki bu atalarınızın şerefidir. Bakın şeref ve izzetin nerede olduğunu da bize öğretircesine. Öğrenin bu ilmi bu ilim atalarınızın şerefidir. Çünkü bize hayatın birçok alanında birçok şey öğretecek. Mesele gerçekten çok öyle bizim zannettiğimiz gibi tarihi malumat meselesi değildir. Mesele bir hayat tarzı meselesidir ve bugünün dünyasında biz Müslümanların da en fazla ihtiyaç duyduğu şey de budur. Dolayısıyla yeniden bütün Müslümanlar olarak siyer meselesini asli bir ilim olarak, asli öğrenmemiz gereken bir yükümlülük olarak anlamalı ve bunun arkasında durup gayre sarf etmeliyiz. Tarihin de ötesinde işin içerisine dahil olarak bu meseleyi gerçekten öğrenmek zorundayız. Ama bunların hepsini bir ön bilgi kabul edin. Gelin asıl sorumuzu bir soralım. Neden siyer öğrenmeliyiz? Bu başlık altında biz yürüyelim. Çok şey söylenir. Söylediğim de aslında o mukaddime bahsinde bazı şeyleri onun için söyledim. Ama ben size 20 tane temel madde vereceğim. O maddelerin her birisini belki dakikalarca konuşmamız gerekecek ama biz artık birkaç cümleyle özetleyerek geçmeye çalışacağız. Bir, Rabbimiz emrettiği için. Siyeri öğrenmemizi Rabbimiz mi emretti? Evet. Nerede emretti? Kur'an'da emredecek. Nerede emredecek? Açın okuyun Ali İmran suresinin 31. ayetini. Orada açıkça siyer talim edin demiyor ama çok temel bir şey söylüyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni yuhbibkumullah. De ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ne dedi Rabbimiz? Şimdi sahabe şunu bu ayeti şöyle anlayabilir. Tabi olmak nedir? Bakarız efendimize. Efendimiz ne yapıyorsa onu yaparız. Zaten Abdullah İbni Ömer öyle diyor. Diyor ki o Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatının arkasından. Ya bırakın bana şu müstehaptır, şu şudur, şu budur demeye. Siz bana şunu söyleyin. Efendimiz bunu yaptı mı, yapmadı mı? Yaptıysa benim için bitmiştir. Onun için bazen şekli olan bazı şeyleri bile Efendimiz aleyhissalatü vesselama olan muhabbetten dolayı yapar. Biz bu muhabbeti bu çağın insanları olarak bazen algılayamıyoruz ama sahabe böyledir. Mesela Efendimizin tıraş olurken yere düşürdüğü telleri düş, düş, toplama adına sahabenin hassasiyeti bugünün insanının algılayacağı bir mesele değil ama şunu sorsa bugünün insanı Yahu ben o sahabenin içerisinde olsam ben soruyorum kendime ben olsam ne yapardım? Vallahi ben de toplardım billahi ben de toplardım. Niye toplamayacakmışım ki? Efendimizden bir parça aziz bir hatıra biz şimdi sakalı şerifi dahi böyle bir hassasiyetle ziyaret etmiyor muyuz? Dolayısıyla sahabe görüyor gördüğü içinde ne yapmışsa Efendimiz aynısını yapıyor. Biz mahrumuz ne yapacağız? Biz de öğreneceğiz. Rabbimiz o çağın insanına bak dedi sana da öğren dedi. Siyeri öğrenmeyi bizatihi Rabbimiz bu ayetle ve onlarca ayetle bize söyledi. Alın bir ayet daha Ahsap suresi 23. ayet. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Usvetun hasenatun limen kana yercullah ve yevmel akhir ve zekara allaha kesira Ahiret gününü ve Allah'ı umanlar için Allah Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. O örnekliği sahabe görüyordu. Biz ne yapacağız? Öğreneceğiz. Rabbimiz işaret ediyor bize. Öğrenin onun hayatında Ahiretin dünyanın saadeti var. Onun hayatında usvetün hasene var. Usvetün hasene nedir? En güzel örnek. Nubune-i imtisal En kamil misal. Şimdilerin diline dolanmış bir şey var. Allah'tan başka mükemmel yoktur. İman ettik elbette öyle. Ama insanlık içerisinde kemalin zirvesini zorlar peygamberler. Var mı peygamberlerin hatası? Haşa. Peygamberlerin sürçmeleri olur. Ayakları sürçer. Ama Allah düzeltir onu. O hata olarak kalmaz. Hata olarak kalmadığı için biz onlara zelle deriz. O zelleleri Allah tarafından düzeltildiği için kemali zorlamıştır. Hatta kemali elde etmiştir. Hiçbir peygamber için hata kalmış mıdır baki olarak? Haşa. Olsa eğer ismet sıfatına muhalif olmaz mı? O halde beşerin içerisinde mükemmellikten bahsedeceksek başa yazacağımız isimler peygamberlerdir. O halde Allah bize usvetün hasene olarak peygamber aleyhissalatü vesselamı gösteriyorsa burada çok önemli bir şey var. Önemli bir mesaj var. Sizi düşünmeye davet ediyorum buyurun. Kur'an usvetün hasene ifadesini kaç kez kullanmıştır? Üç kez iki kez mümtehine suresinde bir kez ahsap suresinin 23. ayetinde. Mümtehine suresinde kullanıldığı yer İbrahim ve ailesidir. Ayetleri okuduğunuzda göreceksiniz. Ahsap 23'ü de biraz önce okudum Efendimiz için. Peki sormamız gereken asil bir soru var burada asli asli bir sorudur. Kur'an adını andığı hayatlarını bize aktardığı peygamber sayısı Efendimiz dahil 28'dir değil mi? Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn'i de peygamber sayan görüştür bu. Onları saymasanız 25, onları peygamber olarak kabul etseniz 28. Neden 28 peygamber içerisinde Usfetun Hasene sadece İbrahim aleyhisselam ve Efendimiz'dir? Niye İsa değil, niye Musa değil, Niye Davut değil? Niye Süleyman değil? Hepsine selam olsun. Hepsi bizim peygamberimiz. Hepsi İslam'ın peygamberidir. Neden onlar değil de Efendimiz ve vesselamdır? Neden? Çünkü bir peygamberin usvetun hasene olabilmesi için hayatın her alanına ve her anına söz söylemesi şarttır. Ne oldu? usvetün haseneye yeni bir tanım bulduk. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberidir. Şimdi biz İsa aleyhisselamı okuyoruz Kur'an'da. İnanılmaz bir hilim, inanılmaz bir hilim, inanılmaz bir merhamet, annesine karşı inanılmaz bir hürmet kendi muhatap olduğu çevresine karşı müthiş bir şefkat bunları anlatır Kur'an. Ama biz İsa aleyhisselam için usvetun hasene diyemiyoruz. Niçin? Mesela biz Hazreti İsa'nın hayatından bir İslam babası nasıl olur onu öğrenemeyiz. Çünkü evlenmemiştir. Evlenmediği için de hayatın bir alanında söz söylememiş, örneklik etmemiştir. Biz Davut Aleyhisselam'ın Hazreti Süleyman'ın oğlu ikisinin hayatından gücün İslami bir yönetimin nasıl olacağına dair mesajlar okuruz Kur'an'da. Ama aynı peygamberlerin hayatından biz fakirliğe ait bir şey okuyamayız yoktur böyle bir şey anlatılmaz yani ama gelin Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ne araştırdınız da bulamadınız mesela söyleyin. Ne araştırdınız? Evlilik bahsinden bir bahis açayım size. Bekarlar onun hayatından örnek bulurlar mı? Bulurlar. 25 yıl o bekardır. İffetsizliğin kol gezdiği bir coğrafyada bir iffet timsalidir. Aynen Hazreti Yusuf gibi. 25 yaşında evlenir, yastığını Hatice ile birleştirir. 25 yıl boyunca da tek eşlidir. 15 yıl nübüvetten önce 10 yıl nübüvvet ile beraber. 25 yaşlık 25 yıl süren o evliliğin arkasından Hatice validemiz vefat eder dul kalır. Dullara dulluğu öğretecek aleyhissalatü vesselam. 2 yıl boyunca yine o yaşlarda Mekke'de duldur. Sonra o haneye sevde validemiz girecek. Tek eşliği hayatın örnekliğini gösterecek. Sonra o haneye Ayşe validemiz girecek. İki eşli ile nasıl yaşanılır bunu gösterecek. Sonra o haneye Hafsa validemiz girecek. Sonra o haneye Ümmü Selem'e girecek. Dört eşliği ile yaşanmanın örnekliğini gösterecek. Onun arkası ona mahsus bir şeydir. O bizim meselemiz değil. Bunların hepsinin örnekliği var onun hayatında. Kız çocuklarına baba olma, erkek çocuklarına baba olma, torunlara dede olma, hısım akraba ilişkileri, kayınbaba olma, damat olma ne ararsanız onun hayatında var. İdeal bir devlet başkanlığı, komutanlık ne ararsanız yani aklınıza gelen muallimlik, talebelik mesela o Cebrail'in talebesidir, sahabenin muallimidir talebelik adına da muallimlik adına da söz söyler. Aklınıza gelen ya da gelmeyen her alanda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir örnekliği vardır. Usvetun hasene olmak da işte budur. Böyle olduğu için Rabbimiz ne diyor? Öğrenin diyor. Bize onu işaret ediyor. Onu gösteriyor. Onun rehberliğinde ancak yürüdüğümüz zaman biz gerçek manada yürüyeceğimizi beyan ediyor. Bunun için neden siyer öğrenmeliyiz sorusunun ilk cevabı Rabbimiz emrettiği içindir. 2. Rabbimizi daha iyi, daha doğru ve daha kapsamlı anlamak için. Rabbimizi bakın Rabla, Rab, Rabbimiz ile alakalı bir şey söylüyoruz. İtiraz edin deyin ki sadece Kur'an'dan biz Allah'ı öğrenemez miyiz? Söyleyin. Bismillah. Ben sizin yerinize söyleyeyim o soruyu ve Kur'an'dan size bir cevap vereyim. Ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin ve la huden ve munir. Bir ayet okudum. Hac suresinin 8. ayeti. Üç şey söyledi Rabbimiz. Dikkat ettiniz mi? Bi gayri ilmin huden ve la kitabun munir. Kitabun munir nedir? Kur'an'dır. Huden nedir? Rehberdir. İlim nedir? İlimdir, bilgidir. Ayet ne dedi bize? İnsanlardan bazısı Allah hakkında bir bilgisi, ilmi, bir rehberi, ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde tartışıp dururlar. Şimdi bazı meallerde ya da tefsirlerde bu ayetin tefsiri sadedinde üçünün de Allah'ın kitabı olduğu söylenir. Buradaki ilimde de huden de kitap da zaten odur üçü de vahidir derler. Ama biz Kur'an'ın temel bir uslubunu biliyoruz. Kur'an asla bir cümlede müteradif kelimeler kullanmaz. Eş anlamlı kullanmaz. Kur'an'ın içinde vardır bu başka yerlerde. Ama aynı cümle içerisinde eğer kelimeler varsa oradaki göndermeler ve mesajlar tamamen farklıdır. Ne dedi Rabbimiz? Benim hakkımda bilgi almak mı istiyorsunuz? İlim sahibi olacaksınız. Bir rehberiniz olacak. Vahiy kesinlikle elinizin altında olacak. Bu üçü olmadan benim hakkında konuşamazsınız. Şimdi Allah böyle diyorsa eğer kim kalkıp da efendimiz Ali vesselamın bu manada rehberliğini tam anlamıyla olmadığını söyleyebilir? Böyle bir şey olabilir mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın rehberliği olmadan Rabbimiz tam anlamıyla araştırılamaz anlaşılamaz da bakın içinizde Arapça bilen ilmi seviyesi olan kardeşlerim var alın size bir araştırma konusu ve bunu araştırın. Efendimizin Allah tasavvuru diye bir konunun içerisine girin bakın neler göreceksiniz. O olmadığı için bugün biz modern insanlar Allah tasavvurumuzda sıkıntılar var. Rabbimizi anlama, algılama, tanıma noktasında tam anlamıyla sahabenin hasbiliğinde bir zihni duruluk olmuyor bizde. Neden? Rehber yoktu onun için. Rehber olmadan olur mu? Efendimizin Ebu Zere güneş nereye gitti sorusunun üzerine şöyle bir zihin ...lerimizi kitleyip saatlerce düşünmemiz lazım oradan bir şeyler söylüyor Efendimiz o sadece güneşin bir yasaya bağlı olarak yürümesinin işareti değil sözü de değil aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada Ebu Zerif Gıfari'ye söylediği o sözün altında yatan temel şey Allah tasavvuru adı altında zihinlerde oluşan sıkıntıları izale etmektir demek ki Siyer bize bu imkanı da verecek. Rabbimizi daha iyi, daha doğru ve daha kapsamlı anlamak için. Üçüncüsü Kur'an'ın ne dediğini ve ne demek istediğini daha iyi anlamak için. Kur'an'ın ne dediğini ve ne demek istediğini daha iyi anlamak için. Biz Kur'an'ı kimden aldık arkadaşlar? Kimden aldık? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Allah gökten yazılı bir kitap mı gönderdi? Hayır. Hatta geldi ayetler Kur'an'dan öğreniyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Ezberlemek için bir gayret sarf etti, dilini oynattı. Onları tekrarladı ki zihninde yer edinsin. Ayet indi. Oynatma sen. Onu senin yüreğinde sabitleyecek olan biziz dedi yürekte sabitlendi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da insanlara o aldığı vahyi ne yaptı? Ulaştırdı. Dolayısıyla biz Kur'an'ı eğer ondan aldıksa Kur'an'ı ondan öğrenmemiz lazım. Zaten de ondan öğrenmişiz siz bakmayın bugün farklı şeyler söylenir anlaşılmasını bırakın Kur'an'ın okunuşunu dahi o bize öğretmiştir Kur'an bugün elimizdeki Kur'an değildi ki. Hareke mi vardı o gün? Met mi vardı? Ne ötre vardı? Ne damme vardı? Ne cezim vardı? Sarf yalın bir biçimde o Arap, Arap harfleriyle yazılırdı vahiy katiplerinin eliyle. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize öğretmeseydi elif, Lam, mim diye okunuşu biz ne okurduk? Elem giderdik. Okunuşu bile o bize öğretti. Anlaşılmasını bırakın okunuşunu dahi o bize öğretti. Kaldı ki siz Kur'an'ı bu gözle okuduğunuz zaman 2-3 ayetten sonra sizi Allah medresetül Mustafa'nın kapısına getirecek. 2-3 ayetten sonra sizi o kapıya getirecek. O kapıdan girmedikçe Kur'an'ı tam anlamıyla anlamayacağınızı öğreneceksiniz. Nereden çıkarıyoruz bunu? Okuyun Kur'an'ı görürsünüz. Onlarca ayette tebyin diye bir görevden bahsediliyor. Tebyin nedir? Beyan etme, açıklama. Şimdi bazıları diyor ki hayır bu şudur. Aktarma orada dur. Onu söylüyor Kur'an. aleyhissalatü ve selam için beş görev sayıyor Kur'an. Tebyin onlardan bir tanesidir. Ta'lim onlardan bir tanesidir. Teskiye onlardan bir tanesidir. Tebliğ onlardan bir tanesidir. Davet onlardan bir tanesidir. Öyle ta'limle tebyini, tebliğle ta'limi birbirine karıştırmaya da müsaade etmiyor Kur'an. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize Kur'an'ı açıklar. Çünkü bazen sahabi Allah'ın o ayetten maksadının ne olduğunu anlayamaz ve sorar. Sorar ya Efendimiz kendisi cevap verir ya semanın kapıları açılır gelen ayet cevap verir. Ama çoğu zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebyin göreviyle ayetlerin açıklamasını vermiştir. Şu söz doğru Ayşe anamızın sözü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'da sayılı ayetlerin dışında ayetleri açıklamadı. Bu söz doğru ama bu sözün arkasından bir söz daha var. Nedir o? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bugünkü müfessirlerin yaptığı gibi oturup da cemaatin önüne Kur'an'ı alıp Fatiha'dan nasıl açıklamadı doğru. Bazı ayetler soruldu Efendimizin Kur'an tefsiri de hadis kitaplarımızda var. Mesela açın Rudani'nin Cemul Fevaidini Türkçesi de olduğu için onu söylüyorum. Tefsir babına bakın 250-300 sayfada Bakara'dan başlayıp Nas'a kadar Efendimizin tefsir sadedinde söylediği bütün sözleri görürsünüz. Ancak tefsir bu değil ki sadece. Efendimizin her adımı Kur'an'ın bir ayetinin tefsiridir böyledir. Her adım o Kur'an'la yürüdü o halde onun her adımı Kur'an'ın bir tefsiri. 70 ayet Uhud, 14 ayet Bedir, 7 ayet Hendek, 21 ayet İfk hadisesi, Cuma suresindeki o hadise ve aklınıza gelen gelmeyen nice şeyler hepsi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın adımları değil mi? Aslında efendimizin her adımı bir yönüyle 6236 tane ayetin açıklamasıdır, tefsiridir, tebyinidir, beyanıdır. Madem öyle Kur'an'ı anlamak isteyen biri bu rehberliği inkar edemez, bu rehberliği dikkate almadan yürüyemez. 4 siyerin sahibinin değer ve kıymetini doğru bir şekilde öğrenmek için. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselamı niye biz tam anlamıyla anlayamıyor, anlayamıyoruz? E siyeri tam anlamıyla anlamadığımız için anlayamıyoruz. Eğer biz onun değer ve kıymetini tam anlamıyla anlasaydık hayatlarımızda da farklılık olacaktı. Değer ve kıymetini onun hayatını öğrenerek anlayabilirsiniz aleyhissalatü vesselam efendimizin hayat adına ortaya koyduğu her bir şey sizi ona hayran bırakacak şeylerdir. Her bir şeyi onun hayatını şöyle bir okumaya başladığınız zaman ona olan hayranlığınız artıyor. Gerçekten siyerin sayfaları içerisinde seyran olan devran olan üçüncü basamakta hayran oluyor. Ve çoğu zaman Muhammedun Resulullah diyor. Bunu laf ile söz ile söylemese bile zihinle, yürekle söylüyor. Bu nasıl bir hayat ki efendimiz bunu yapmış? Bu nasıl bir çaba? Bu nasıl bir gayret diyor deyip hayran oluyorsunuz. Düşünün mesela Akabe gecelerini 10-12 çadırı bir insan dolaşır da eli boş dönebilir mi? her çadırdan eli boş dönmesine rağmen bir başka çadıra girebilir mi? Alın size hayran olacağınız bir şey. Bu öyle kolay bir şey değil Allah aşkına. Biz Allah için bir kapıdan hiç kovalanmış mıyızdır? Hiç böyle bir şeyle karşılaşmış mıyızdır? Varmışız rıza ilahi için bir kapıya ve o kapı yüzümüze kapanmış. İkinci bir kapıya gitmeye de ayağımızda takat oluşmuş. Bunu öğrendiğiniz zaman işte diyorsunuz Muhammedun Resulullah. Bunu öğrendiğiniz zaman siz o zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselamın değer ve kıymetini çok daha farklı bir biçimde anlayabiliyorsunuz. Unutmayın bugün biz sahabe kadar sevemiyorsak bunun altında marifet eksikliği vardır. Çünkü muhabbeti marifet getirir. Eğer biz onlar kadar tanısaydık, birebir yaşayamadığımız için belki birebir tanıma imkanımız olmayacak, o doğrudur. Ama biraz olsun onun hayatını farklı bir biçimde hayatımızı o hayatın içerisine, o hayatı hayatımızın içerisine dahil ederek anlayabilseydik birçok şeyin değiştiğini görürdük. O zaman efendimiz bizim için tarihte yaşamış, gitmiş bir şahsiyet olmaktan çıkar şu an hayatımızın canlı bir rehberi olurdu. O zaman Kur'an'ın işaret ettiği Hudem deyip rehber olarak gösterdiği o ifadenin bizim hayatımızda çok daha farklı bir anlamı olurdu. 5. İslam'ın, imanın, ihsanın ve ihlasın değer ve kıymetini öğrenmek için. Bu ifadeleri biliyoruz biz ama siyerin içerisinden öğrenmek bize bu anlam ifadeleri bu kavramları daha farklı öğretecek. İslam, iman, ihsan ve ihlas aslında ilk üçü meşhur Cibril hadisinde geçti. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam o Cibril hadisinde ihsanın tanımını bize vermese var ya bizim aklımızda ihsan sadece iyilik olarak kalır. Zaten Kur'an ihsanı iyilik olarak gösterir. Mesela anne ve babaya ihsanı emreder Kur'an bize. Yakınlara ihsanı emreder Kur'an. İhsanı iyilik manasında kullanır. Ama o meşhur Cibril hadisinde ne diyor? İslam için, iman için, İslam'ın beş şartını sayıyor orada. İmanın altı şartını sayıyor orada. Altı şartını mı? Evet altı şartını sayıyor orada. Beş değil Bukhari'de geçen rivayette 5 tane sayılır kader yoktur. Ama Bukhari'nin dışındaki Cibril hadisi 12-13 farklı kaynakta daha geçer ki en başta geçen rivayetlerden bir tanesi Müslüm'ün rivayetidir. Orada kader de sayılır. Ama Bukhari'nin rivayetinde Cibril hadisinde kaderin olmaması Bukhari'nin kadere imanı mesele olarak görmediği anlamına gelmez. Bukhari'de kadere iman bir bahis olarak zaten geçer. Bu meseleyi doğru anlayalım. Dolayısıyla Müslüm'ün hadisinde bu var. Ve bu hadisleri de bize imanın şartları söylenir. İhsan nedir sorar Cibril. Efendimiz cevap verir. Allah'ı görüyormuşcasına ona kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Sözlüklerin dışına çıktı Efendimiz. Aldı ihsanı öyle bir doldurdu ki içini bizim zihinlerimizi de ötelere doğru yelken açtırdı. Dolayısıyla biz siyeri bu manada okuduğumuz zaman bu meselenin nasıl olduğunu da görürüz. Bakın siyerle bunun bağına dair bir şey de söyleyeyim size. Cibril hadisinin ne zaman söylendiğini siyerin içerisinde tespit ettiğimizde o sözün ağırlığının değerini o zaman daha iyi anlarız. Biz hadis kitaplarımızda metni buluruz. Ama ne zaman Cibril üzerinde yolculuk emaresi olmadığı bir halde ve insanların tanımadığı bir süretle ki bazı rivayetler dehyetül kelbi olduğunu söyler Cibril hadisinde de Cibril'in o suretinin insanların tanımadığı bir surette gelip Efendimizin dizine dizini koyup bu sözleri söylediği vakti biz siyerin içerisinden tespit ederiz. Ve o tarihlendirme bize bu meselenin ağırlığı adına da bir mesaj verir. İşte siyerin imkanına ait bir örnek. Dedim ya daha çok detaylandırmak lazım ama ben biraz hızlı geçeceğim. Altım oldu. Hadis sünnet ve tarihi doğru bir şekilde anlamak için. Hadisi, sünneti ve tarihi doğru bir şekilde anlamak için. Bazı fıkıh kitaplarını açın. Abdesi bozan meseleler sayılırken deve etinin yenilmesinin de abdesti bozduğunu bozduğuna dair bir sözü görürsünüz. Bir kayıt görürsünüz. Neden bu? siyerin bağlamında meseleyi değerlendirdiğiniz zaman aslında ortaya çıkıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramla birlikte bir mecliste oturuyorlar. Sahabilerden bir tanesi çok affedersiniz hanımların da affına sığınarak söyleyeceğim. Yelleniyor. Arkasından yemek yenecek. Aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın ifadesiyle nedir? Raufur Rahim'dir. Namaza hemen durulsa o işi yapan isim ortaya çıkacak. O adam abdestsiz olduğu için görünecek. Efendimiz o ayıp ortaya çıksın da güç duruma düşmemesi için sözü şudur. Her kim deve eti yediyse kalksın abdest alsın. Yemeyen var mı? Yok. Hepsi abdest alıyor. Bakın efendimizin o sözü. O bağlam içerisinde Siyer'in bize verdiği o bağlam içerisinde değerlendirildiği zaman maksat hasıl oluyor. Aslında orada efendimizin dediği bu. Kastı bu, bize söylemek istediği bu. Ama siz bunu dikkate almayın. Sadece o sözü alın. O söz üzerine hüküm bina edin başınıza iş açarsınız. İşte siyer bu manada hadisin de sünnetin de hadisle sünnetin farklı olduğunu bilmeniz lazım. Bilmiyorum hadis derslerinde bunu aldınız mı? Ama almadıysanız alma adına da zorlayın hocaları. Hadis ve sünneti ve tarihi anlama ve algılama adına siyer bize bu manada imkan verir. 7. İdeal bir insan olmanın ve ideal bir mümin olmanın yollarını öğrenmek için. İdeal bir insan olmanın ve ideal bir mümin olmanın yollarını öğrenmek için. Amaç nedir? Allah bizi niye yarattı? Kulluk için. Peki kulluğun en zirve hali kimdir? Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Buna itirazı olan var mı? En ideal hali en güzel hali işte usvetun haseneyde o manaya geliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Biz ideal kul olmak istiyorsak Kur'an'dan aldığımız bir ilham Bakara 27. ayette birleştirilmesini emrettiği bağların koparılması fasıklık olarak nitelendirilir ya. Orada Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağların neler olduğunu müfessirlerimiz söylüyor. Diyor ki insan dört bağı tesis etmekle yükümlüdür. Dört bağ bunları kurunca ideal bir kulluk olur. Nedir? Allah insan bağı insanın Rabbi ile olan bağı insanın kendi nefsi ile olan bağı insanın başka insanlarla olan bağı insanın evrenle kainat ile olan bağı. Bu dört bağ Allah'ın istediği istediği şekilde tesis edilirse ideal bir kulluk olur. Biz bu dört bağın nasıl kurulduğunu aleyhissalatü vesselamın hayatında öğreniriz. Allah'la nasıl bağ kurulur? Kendi nefsiyle insan nasıl bağ kurur? Hem cinsleri olan insanla nasıl bağ kurur, tabiatla, kainatla nasıl insan bağ kurur bunu öğreniriz. Efendimizin hayatına bakıyorsunuz. Altındaki devenin bir değeri var. Kasva ya da bizim ifademizle kusva Allah Resulü'nün hayatında bir değer ifade eder. Bu değeri ona kazandıran şey aslında efendimizin eşyaya kainata bakışının bir işaretidir. Medine'de yağan yağmurun bir değeri var. Çünkü Efendimiz bunu öğretmiştir. Bir gün yağan yağmura karşılık cübbesini tuttuğunda sahabe anlamamıştır olanı. Ama aleyhissalatü vesselam ne dediğini bununla kastının ne olduğunu söylemiştir. Onun ahdi benden daha taze demiş. Onun aslında Allah'tan gelen bir işaret, bir mesaj olduğunu algılamış yağan yağmurun dahi bir Müslüman'ın hayatında ne anlam ifade ettiğini beyan etmiş. Onlarca örnek var bunun. Şimdi bu bağları gördüğünüz zaman ideal kulluk adına biz de ne yaparız? Allah'ın izniyle seviye kazanmış oluruz. Sekizincisi. Hayatın her anının ve her mekanının ve her olayın karşısında en ideal duruşun ne olduğunu öğrenmek için. Birincisi bundan bir önceki neydi? İdeal kulluğu öğretti. Burada biraz duruşla alakalı bir mesaj var. Hayatın her anının ve her mekanının ve her olayın karşısında en ideal duruşun ne olduğunu öğrenmek için bugün bu manada sıkıntılarımız var. Bakın siyeri bir bütün olarak ele almadığımız için bazen nerede nasıl tavır göstereceğimizi bilemiyoruz. Efendimiz bir gün Abdullah İbni Revaha'yı cuma namazına katıldığı için öyle bir azarlamıştır ki Abdullah ne yapacağını şaşırmıştır. Niye bir insanı cuma namazına katıldığı için Efendimiz eleştirmiş olsun? Niye bunu ona çok sert bir dille söylemiş olsun. Bir şey öğretecek Efendimiz. Bir sefer sırasında Medine'nin dışında askerleri tutuyor. Askerlere diyor ki burada durun beni bekleyin. Cuma'yı kıldıktan sonra ben sizin yanınıza geleceğim sizi öyle uğurlayacağım. Abdullah İbni Revaha da diyor ki Efendimiz ne dedi? Cuma'yı kıldıktan sonra geleceğim o zaman ben niye Cuma'dan mahrum kalayım? Ne de olsa Efendimiz gelip bizi yolcu edecek. Varıyor gidiyor Mescid-i Nebevi'de peygamber aleyhissalatü vesselam'ı da iyi görecek bir yerde oturuyor. Efendimiz hutbede görüyor Abdullah İbni Revahi rengi değişiyor. Ve cuma namazı bittikten sonra Abdullah'a söylediği söz şudur. Ben sana ne dedim? Ya Resulallah bu sevaptan mahrum olmak istemedim. Allah yolunda cihad etmek için yola çıkan bir ordunun elde edeceği sevap burada kılınacak sevaptan daha fazladır. Ne öğretti efendimiz? Yaptığın iş doğru olması yetmez. Doğru işi doğru zamanda yapacaksın. Doğru işin doğru zamanda yapılacağını bize ancak siyer öğretir. İnanın Hudeybiye'yi anlasak bugünün dünyasında karşılaştığımız bazı sorunlarda Hudeybiye'nin üzerinden imkan bulabiliriz. Hayber'i anlasak. Mesela efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bazı seferler için özel görevlendirmelerle gönderdiği sahabiye söylediği o sözlerin maksatlarını anlasak bugünün dünyasında zorlandığımız birçok şeyi çözeriz. Bir kapı buluruz bir bakış açısı yakalarız ve o hayatın ilkeleriyle hayatımıza ne yapar yön veririz dokuzuncusu siyerin sahibini hakkıyla sevebilmek için buna ait bazı şeyler söyledim onuncusu onun gibi terbiye olmak ve onun gibi terbiye etmek için siyer bu imkanı da verir ne diyor sözün sultanı Edebeni beni Rabbi fe ahsene tedibi. Beni Rabbim terbiye etti. Terbiyemi de ne güzel kıldı. Allah Resulü demek ne demektir anladınız mı? Mürebbisi Allah olan zat demek. Sahabe ne demek? Mürebbisi Resulullah olan bir nesil demek. Peki biz 1500 sene sonra Medresetül Mustafa'nın talebesi ve talibeleri olsak terbiyemizi siyerin ışığında efendimize ve sahabeye yaptırsak aynı şeyi yakalayabilir miyiz? İnanın yakalarız. Bazı şeyleri belki elde edemeyiz ama bazı şeyleri de bugünün dünyasından farklı bir biçimde Allah'ın izniyle elde edebiliriz. Onun için diyoruz ki terbiye olmak ve onun gibi terbiye etmek için 11 rabbani yolu ve nebevi metodu gereklilikleri ve yöntemiyle öğrenmek için bir daha tekrar ediyorum rabbani yolu ve nebevi metodu gereklilik gereklilikleri ve yöntemiyle öğrenmek için ne yapıyoruz bakın bugün hepimiz İslam adına hizmette bulunuyoruz. Allah o hizmetten de ayırmasın. Ben hizmette yap olan kardeşlerime şöyle bir duam var. Siz de o duamı öğrenin ve amin deyin. Hani derler ya Allah'ım güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize yükleme. Kur'an'ın bir duasıdır bu. Her gün Bakara suresinin son ayetlerinde okuyoruz. Ben Efendimiz'den aldığım ilhamla şöyle yapıyorum o duayı. Allah'ım diyorum sırtımızı güçlendir ama yükümüzü ağırlaştırır. Sırtımız güçlü olursa o yükü taşırız ama sırtımız hafif olursa o yükün altında eziliriz. Çünkü inanın şu anda yük var. Taşınması lazım bu ümmetin içerisinden birileri bana ne demeden bu işin altına Bilal gibi elini parmağını değil bedenini koyması lazım. Bedenini bilal gibi koymadıkça bu risaletin davasının yükü taşınamaz. Hiçbirimiz de bunu yapmıyoruz ben en başta kendi nefsime söylüyorum. Bizim İslam'a yaptığımız hizmet İslam'a yakışır bir biçimde mi? Herkes bunun muhasebesini yapsın. Şu anda bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın zekatı bile değil bunca nimete rağmen. Dolayısıyla burada biz bu manada da hayatımıza bir çeki düzen vermek istiyorsak hak davaya hakka yaraşır bir biçimde nasıl hizmet edilir? Ona buna göre değil aleyhissalatü vesselama göre değil mi ki risalet davasının muallimi odur? Değil mi ki bu davanın rehberi odur? Kim onun hakkında başka şeyler söyleyebilir? O bizi öğretiyor. Bu davaya nasıl hizmet edilir o öğretiyor. Onu öğrendiğimiz anda da biz işte bazı imkanların farkına varırız. O zaman farklılaşır, o zaman değer kazanır, o zaman bereket ihsan olur, o zaman daha farklı şeyler ortaya çıkar. Bunu öğrenmenin yolu da siyerin taliminden geçiyor. 12. Nebevi yolda ahlakın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu öğrenmek için. Ahlak olmadan olur mu? olmaz. Olduğunu söyleyenler de zaten olmadığını hayatlarıyla gösteriyorlar. Efendimiz ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Biz Siyer'in sayfalarına şöyle ahlakın talimi adına baksak. Mesela Siyer bize ahlaki vasıfları nasıl öğretir? Birkaç tane şey okuyacağım size müsaade ederseniz. Hızlı mı gidiyoruz? Heh, ben böyleyim, ne yapayım? Biraz tazikli konuşuyorum, farkındayım. Ama konuşmaya başlayınca inanın frenleyemiyorum. Onun için çok zorluyorum. Diyorum ki bazen sessiz konuşacağım, sakin konuşacağım. Bir bakıyorum olmuyor. Onun için kusuruma bakmayın. Halful <laughs> fudul. Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın peygamberlik öncesinden başlıyoruz. Zalime karşı mazlumdan yana olma ahlakı Busra ve Şam ziyaretleri, ticaret ve iş ahlakı. Bakın peygamberimizin peygamberlik öncesi hayatı. Hazreti Hatice ile olan evlilik, aile, eş ve baba ahlakı. Kabe'de hakemlik 35 yaşında efendimiz, hüküm verme ve meselelere yaklaşım ahlakı. Hira, varlık sancısı ve arayış ahlakı. Darul Erkam eğitim ve öğretim ya da bizim asli lisanımızla talim ve terbiye ahlakı. Şibi Ebi Talip yokluk ve fakirlik ahlakı. Taif davet ve tebliğ ahlakı. İsra ve Miraç mükafat ve yücelme ahlakı. Akabe biat ve sadakat ahlakı. Sevr tedbir ve tevekkül ahlakı. Hicret yol ve yolculuk ahlakı. Medine devlet ve iktidar ahlakı. Muahat nedir muahat? Kardeş kılma, kardeşlik ve paylaşım ahlakı. Kıble mekan ve yön ahlakı. Suffa mektebi ilim ve ihtisas ahlakı. Bedir Galibiyet ve zafer ahlakı, uhut mağlubiyet ve yenilgi ahlakı. Devam edeyim mi? Nereye gitseniz budur. Aslında efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim dediyse ki onun sözün sözlerinin hepsinin altı doludur, o sözünün altı da doludur. Hayatıyla da bunu göstermiştir bakın hepsinde böyledir. Tebuk infak ve zorluk ahlakı, veda haccı, hac ve yüzün ahlakı, vefat ölüm ve ayrılık ahlakı. İnşallah bunu siteye koysun Oğuzhan kardeşimiz bu yazıyı hepiniz ondan istifade etmiş olun. Demek ki 12. maddede ne dedik? Nebevi yolda ahlakın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu öğrenmek için. 13. İnsanın en büyük problemlerinden biri olan değerler sıralamasının en ideal halinin ne olduğunu öğrenmek için. İnsanın en büyük problemlerinden biri olan değerler sıralamasının en ideal halinin ne olduğunu öğrenmek için. Müslümanlar olarak zorlandığımız alanlardan bir tanesi de budur hepimizin hayatında bir değerler listesi var. Bunu itiraf edelim itiraf etmeyelim. Birinci sırada ne var? İkinci sırada ne var? Onuncu sırada ne var? Yüzüncü sırada ne var? Hepimizin hayatında var. Bu değerler sıralamasının Allah'ın razı Resulünün de memnun olacağı şekilde yeniden tazimi şarttır. Bu olmadıkça olmaz. Bu olmadıkça işte en başta söylediğimiz gibi ideal manada kulluk da ortaya çıkmaz. Hepinizi düşünmeye davet ediyorum. Ve herkes nefsine sorsun bunu. Bir sabah namazına kalkmadığımız zamandaki ruh halimizle işe ya da okula geç kalktığımız zamanki ruh halimiz aynı mıdır? Bir öğrenci 10 dakika geç kalıyor okula dünyası yıkılıyor. Aral al acele koşuyor bir telaş bir hüzün bir moral bozukluluğu kalkıyoruz namaz geçmiş. Halimiz nasıl? Değerler sıralaması eğer Allah Resulü'nün öğrettiği gibi olsa var ya yeminle söylüyorum bakın yeminle bir sabah namazını geçiren bir insan akşama kadar bir tek kelime edemez. Edemez konuşamaz. Vallahi böyledir. Niye? Çünkü yoluna rehber yolumuzun rehberi olan aleyhissalatü vesselam dedi ki sabah namazının iki rekat sünneti farzını demiyor. İki rekat sünneti dünyanın ve içindekilerin hepsinden daha hayırlıdır. Buyur. Alın hayatlarınıza hayatlarımıza ayar çekelim. Ne yaptı Efendimiz? Bizim öne aldığımızı aslı yerine indirdi. Bizim arkada bıraktığımızı öne aldı. Diploma mı? Kariyer mi? Şu mu? Bu mu? Hepsini ona göre ne yaptı? Tanzim etti. Bunlar olmaz diye olmasın diye bir şey demiyor. Aslında onların da yeri var. Onların da yerini söylüyor. Ama nerede duracak? Ne neye feda edilecek? ne yangından kurtarılacak ilk maddeler ne olsa da olur olmazsa da olur maddeler bunların sıralamasını bunu bize efendimiz öğretir. Onun rehberliği ancak bunu hayatımıza yeniden tesis eder. 14 Büyük hedefler büyük emellerle büyük emeller büyük fedakarlıklarla kazanıldığını öğrenmek için büyük hedefler büyük emellerle büyük emeller büyük fedakarlıklarla kazanıldığını öğrenmek için okuyorsunuz siyeri okuyorsunuz sahabinin hayatını bir hedefleri var mesela aleyhissalatü vesselam efendimizin yürüyüşünü bize anlatıyor onun üvey oğlu Hint bin Ebu Hale Hazreti Hatice'den olan oğludur. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ı bir gölge gibi takip etmiştir. En son Cemel'de de Hazreti Ali'nin saflarında şehit olmuştur. O büyük insan. Bugün Efendimizin şemailine ait bizim hadis kitaplarımızda üç rivayet var. Ümmü Ma'bed'in rivayeti hicret yolunda. Hazreti Ali'nin rivayeti Hind'in rivayeti. Hind'in rivayeti bu rivayetler içerisinde özel bir rivayettir. Orada Efendimizin yürüyüşünü anlatıyor. Nasıl yürür aleyhissalatü vesselam? Diyor ki her zaman yokuştan aşağıya iner gibi. Adımları hızlı kısa omuzları arkaya doğru vakurlu ama çok hızlı yürürdü. Allah aşkına soruyorum size bir insan niye böyle yürür? İşi var işi. İşi olan böyle yürür. İşi olmayan bizim gibi salına salına yürür. Ama işi olan bir şeylere yetişecek. Bir yangın var söndürecek. Alemlere rahmet, alemlerin tamamını risaletin davasıyla buluşturacak. Böyle olan birisi nasıl yürür? Onun için Hiradan geldiğinden geldiği günlerde Hatice anamıza "Hatice'm uyku vakti bitti." demiştir öyle bir görevle vazifelendiriyor ki artık uyku vakti bitti. Yok uyumamış mıdır uyumuştur ama doyunca uyumamıştır. Yemiş midir yemiştir ama doyunca yememiştir. Çünkü bir iş var bir ağırlık var sırtında. Dağların taşların yüklenmekte zorlandığı bir işi yüklenmiş ve onun temsil makamında temsil makamında olmanın bir farklılığı var. Bunun gereklerini yerine getirmek için ne yapacak? Feda edecek. Feda edecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeyi nübüvvetin 5. yılı Habeşistan'a gönderdi. Kendimizi o işin içerisine dahil edelim, anlamaya çalışalım. Ben size diyeyim ki hadi gidin Habeşistan'a. Ne sorarsınız bana? Demez misiniz? Sen gördün mü orayı? Görmemiş. Peki görmediğin yere bizi nasıl gönderirsin? Onu da demiyor sahabe. Sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a güveni nedir? Güveninin asıl temeli nedir biliyor musunuz? Efendimiz 10 on demiş onunu da yapmış 5 tanesini onlardan yapmasını istemiştir. Cümlem anlaşıldı mı? Bizimle aramızda, aralarındaki fark bu. 10 tane iş demiş. Onunu da yapmış. Ama 5 tanesini onlardan istemiş. Fedakarlık istiyor. Yapmış onu sonuna kadar. Sonuna kadar işin başında olan bir insan olarak onun bunun sırtından değil. Neyi var, neyi yok hepsini ortaya koymuş. Sonra insanlardan istemiş. Biz mesela İslam'ın ilk şehidi olarak Yasir ile Sümeyye'yi biliriz doğrudur onlar İslam'ın ilk aile şehididir ama İbni Hacer'in belirttiği bir ayrıntı var mühimdir İslam'ın ilk fert şehidinin peygamber evinden biri olduğunu söyler peygamberin evinden kim Hindin kardeşi Haris bin Ebu Hale İlk kurbanı peygamber evinden veriyor İlk kurban oradan gittiği için arkaya sır düzülüyor kurbanlar yani ashab görüyor bakıyor ki bizden istenilen şeylerin hepsi aleyhissalatü vesselamın hayatında var ve tesir oluyor ağırlık oluyor örneklik oluyor yapmadığı şeyi söylemiyor bizim gibi televizyonun karşısında çocuklarına git yat demiyor önce o kapatıyor o alıyor kitabı eline sonra çocuğuna diyor onu deyince de tesir oluyor fark burada peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk günlerde siz kızlarına davet ettiğine dair bir rivayet gördünüz mü siyerin içerisinde ben özel olarak bu konuyu araştırdım Efendimiz aleyhissalatü vesselam vahye muhatap oldu Zeynep validemiz Ebul As ile evli evin dışında evin içinde Rukiye de Ümmü Gülsüm'de de Fatma Fatma 5 yaşında çocuk ama Rukiye 9 yaşında ama Ümmü Gülsüm 11 yaşında artık akılları getiriyor bazı şeyleri biliyorlar Niye bizim Müslümanların listesini veren listelerin hiçbirinde kızların adı geçmez? Müslüman olmamışlar mı? Haşa ilk gün Müslüman olmuşlar. Allah rahmet eylesin Asım Köksal Hoca hayatının sonuna doğru bunu fark etmiş. Ya niye yok demiş, listeyi yeniden ele almış, kızları da en başa yazmış. Öyle ya Müslüman olmuşlar. Peki efendimiz bunları arz etmiş mi? Yok. Öyle bir güven var ki evde babam yapıyorsa doğrudur diyorlar. Ve anında hepsinin o imanını tarih yazıyor, kaydediyor, şahit oluyor. Neden efendimiz yapmış, ortaya koymuş, feda etmiş? Çünkü davası büyük, emeli büyük. Büyüğü elde etmek için küçüğün gözden çıkarılması gerektiğine de inanmış. Sen büyük şeyi elde, elde etmek istiyorsun? O zaman küçüğü çıkaracaksın. Küçüğü feda etmeden Allah sana büyüğü nasip etmeyecektir. Siyer bize bunu da öğretiyor. Risaletin davasına mensup mu olacaksın 1400 küsür sene sonra? Feda ederek yola çıkacaksın. Neyin varsa biri başka bir şey başka biri başka bir şey. Ama işin özünde bu fedakarlık şarttır olması olmayacaktır. 15 Risaletin mesajının nasıl büyük bir potansiyel ihtiva ettiğinin farkına varmak için. Risaletin mesajının nasıl büyük bir potansiyel ihtiva ettiğinin farkına varmak için. Bakın arkadaşlar, bugün İslam egemenlerin nazarında nedir? Küresel tehdittir. Doğru mu? Doğru. En başa İslam'ı yazmışlar. Peki bizim neyimiz var? Askeri gücümüz bugün 50 küsürdür İslam devletinin sayısı. Arapların dışındaki bütün Müslüman unsurları da işin içine dahil edersek hepimizin askeri gücünü toplayın bizim askeri gücümüz bir Rusya kadar tehdit etmiyor dünyayı. Etmiyor. Bugün bizim bütün nükleer anlamdaki imkanlarımızı alt alta koyun İran'da dahil bizim dünyayı tehditimiz bir Kore kadar değildir. Nüfus itibariyle koyun bizim tehditimiz bir Çin kadar değildir. Ekonomik tehditimiz de bir Çin kadar değildir. Bakın hac malzemelerimiz bile Çin'den. Yok böyle bir tehditimiz yok. Dünyada şu anda ne siyasi anlamda, ne iktisadi anlamda, ne askeri anlamda, ne nükleer anlamda bir ta ağırlığımız yok bizim. Ama bizden korkuluyor. Bizden korkulmuyor. Bizim elimizdeki değerlerden korkuluyor. Çünkü elin gavuru çok iyi biliyor. Eğer bunlar bir gün fark ederlerse ellerindeki potansiyelin değerine aynı şey bir daha olur. Biz kendi dinimizin, Kur'anımızın, Sünnetin, Hadisin, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamın nebevi mirasının değer ve kıymetini bu manada bir anlasak, nasıl büyük bir potansiyel taşıdığını bilsek, biz bunları öğrenme adına gayret içerisine girsek, bir şeyler kendiliğinden değişecek. İslam, insan kazanma adına en büyük kazanımlarını siyasal anlamda en dipte olduğu zamanlarda yapmıştır. Garip gelmiyor mu size? Normalde siyasal güç olduğu anda olmalı ama tam tersi oluyor. Biz Endonezya'ya, Malezya'ya, Tayland'a bir tek orada göndermemişiz ama elhamdülillah Malezya'da 50'lerin üstünde, Endonezya'da öyle Tayland'da 30'ları zorluyoruz Müslüman olarak. Garip değil mi size? Bunlar nasıl olmuş? İslam'ın bir potansiyeli var. Allah o potansiyeli bu dinin içerisine koymuş. Sahibi Allah'tır. Birilerinin vesilesiyle yapıyor. Bunu yaparken böyle bir potansiyelin farkına vardığı anda insan nasıl yürür o yolda? Ekerim tohumu toprağa gerisini bırakırım Allah'a der. Hesap yapmaz ki. Allahsa eğer sahibi netice diye bir hesabı olmaz zaten. Ben bunu yaparım der. Böyle bir potansiyel taşıdığını bilir. O dinin hiçbir zaman tohumun zayı olmayacağına da inanarak hareket eder. İşte onun için diyoruz ya Risaletin mesajına nasıl büyük bir potansiyel ihtiva ettiğinin farkına varmak için. 16 mı? Hızlandırayım biraz. Ümitlerin bir kez daha yeşermesini sağlamak için. Ümitlerin bir kez daha yeşermesini sağlamak için. Siyeri bilen bunu yapar. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam Taif'ten geliyor. Kan revan içerisinde sadece Ninovalı Addas'a sözünü geçirmiş. Eğer o anki tabloyu biz algılasak ve onu hayatımıza doğru taşısak deriz ki en zor anlarda dahi yürümeye takat olur budur bize farklı bir şey kazandırır ümitler yeşerir hiçbir zaman ümitsiz yaşatmaz Müslümanı 17 geçmişten ilham alarak bugününü ihya yarınını inşa etmenin yollarını öğrenmek için geçmişten ilham alarak bugününü ihya yarınını inşa etmenin yollarını öğrenmek için bizim istikbalimiz köklerimizdedir arkadaşlar birileri istikbali göklerde arasın onların Allah yollarını açık etsin. Bizim yolumuz köklerimizden geçer. Ne kadar köklerimize müracaat etsek istikbalimizi o kadar inşa ederiz. Dolayısıyla bu manada biz köklerimizle bağımızı kurduğumuz zaman ve bunu sağlamlaştırdığımız zaman bu günümüzü bir imar edeceğiz. Bu günümüzü bir ayağa kaldıracağız. Bu günümüzü bir ihya edeceğiz. Yarınlarımızı da onun üzerine inşa edeceğiz. İşte siyer bize bunun da imkanını öğretir. 18. Dünyayı inşa edecek imkanların ilkelerini öğrendiğimiz gibi ahiretin mamur edilmesinin yollarını öğrenmek için dünyayı inşa edecek imkanların ilkelerini öğrendiğimiz gibi ahiretin mamur edilmesinin yollarını öğrenmek için siyer bize bunu da öğretir. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu alandaki örnekliğini bir an dikkate almayan sahabilerden bazıları Kur'an'daki bazı ayetleri okuyunca dünya ile tamamen ilişiklerini kesmişlerdir. Selman-ı Farisi, Ebu Derda, Abdullah İbni Amr İbni As, Abdullah İbni Ömer bunlardan birkaçı. Ne yapmışlar? Dünyaya ait Kur'an'ın bazı ifadeleri var. Ahirete ait de bazı ifadeleri var ama ahiret her zaman öndedir ve bunlar çok farklı ifadelerle söylenir. Bu ifadeleri gördüğünüz anda dünyayı boşlamanız lazım. Öyledir yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu adını saydığım sahabelerde bunu yapıyor boş yiyorlar. Hanımları şikayet ediyor bunları. Efendimiz onları topluyor. Osman bir mazun da onların içerisinde. Diyor ki ben sizin için güzel bir örnek değil miyim? Bakın ben hanımlarımla beraber olurum. Uyurum ibadette ederim. Oruç tutarım iftar da ederim. Her hak sahibinin sizin üzerinizde bir hakkı vardır. Müslümana düşen nedir? Hak sahibine hakkını vermesidir. Ve bazı sebebi nüzül kitaplarımız Ahsap suresinin 23. ayetinin bunun üzerine indiğini söylerler. Musvetun hasene diye gösterdi ya ne yaptı? O inen ayet sahabenin şöyle ibadet hayatı var. Dedi ki in aşağıya dengeye gel. Ama şimdi bize o ayet ne yapıyor? Senin aşağıda, sen de yukarıya kaldır dengeye gel diyor. Sahabe ile aramızdaki fark da o. Onları yukarıdan aşağıya çekiyor, bizi aşağıdan yukarıya doğru kaldırıyor. Ama istenen şey o muvazene dengesidir. Gerçekten terazinin o iki kefesinin eşit olmasıdır. Peki dünya ve ahiret dengesi bir rehberin ışığında olmazsa anlaşılır mı? Hayır anlaşılmaz. Bakın bizim akaid kitaplarımıza Peygamberlerin gönderiliş gayesi beş tanedir der. Kulluk, tebliğ, güzel örnek, itiraz kapısını kapatmak, dünya ahiret dengesini göstermek dördüncü madde. Beşinci madde affedersiniz ve güzel örnek. Bir mad maddelerden bir tanesi neymiş? Dünya ahiret dengesini göstermek. Onun için biz bunu siyerin içerisinden ancak öğrenebiliriz. 19. Siyerin sahibi ile aramızdaki zaman ve mekan farklarını aldırmadan beraber yaşamak için. Siyer sahi, siyerin sahibi ile aramızdaki zaman ve mekan farklarını aldırmadan beraber yaşamak için. Biz Efendimizin döneminde değiliz. Ama biz onun hayatını sanki biz o sayfaların içindeymişiz gibi algılamaya çalışsak ve anlasak inanın bazı şeyleri yaşarız. Zaten yaşamak için öncesinde dört basamak şarttır. Bilmek, anlamak, tanımak, kavramak ve yaşamak. Yaşamayı gerektirecek bunlardır. Bakın Ebu Leheb o çağda yaşadı. Allah Resulü'nü bildi mi? Bildi. Ebu Bekir de bildi. Ama tanıyamadığı için o Ebu Leheb olarak kaldı. Ebu Bekir de sadıkların sertacı oldu. Demek ki eğer tanısak, eğer anlasak bu tanıma ve anlamayı kavrasak bir de dördüncü madde olarak onlarla beraber yaşarız. 1400 küsür sene sonra bile olsa yaşarız. Biz de bir şekilde oralarda kendimize yer buluruz. Bazen Suffa'nın içerisine girer. Darul Erkam'a konuk olur. Uhud'a gideriz geliriz. Bir şeyler yaparız ve onları taşırız biz. Anlarız mesela şunu anlarız. Deriz ki Bilal'in 1500 sene önce Mekke'de kızgın taşın altında İmtihanı o taşın altındaydı ve ona yakışan da ahat ahad demeydi. Şimdi ben 21. yüzyılda yaşıyorum. Ey Müslüman senin taşın ne? Bu soruyu sorarız. Ne yaptık? İşin içine girdik. Bilal'in taşı kızgın oldu. Mekke'nin o volkanik taşı oldu. Benim taşım internet oldu. Benim taşım televizyon oldu. Benim taşım ben tüccarım faize karşı tavrım oldu. Bunların hepsi bize bunu öğretiyor. Bizi ne orada bırakıyor ne sadece işi nostalji yapma adına geçmişe ait özlem sahasında bırakıyor ne de onlardan kopuk bir biçimde bugünün dünyasında yaşattırıyor. Götürüyor getiriyor. Alıyor veriyor bir şekilde asrı ı saadeti güçle, gü güncelliyor. Peki asrı saadeti gü güncellendiren ne olur? Evet arkadaşlar ne olur? Çağın sahabisi olur. Yol Klasik anlamda sahabi olmayız. Ama bakın Abdullah İbni Mübarek'e söylenmiş bir sözdür. Peygamber görmemiş sahabi diyorlar etbai tabiinden olan Abdullah İbni Mübareğe. Demek ki peygamber Aleyhisselatü vesselamı şu dünya gözleriyle görmeden de sahabi olunabiliyormuş. Allah bizleri de ondan onlardan etsin inşallah. O bahtiyarlardan yazsın. Bunun yolu neymiş? Efendimiz'i bileceğiz. Efendimiz'i tanıyacağız. Anlayacağız. Kavrayacağız. Onlarla beraber yaşayacağız inşallah. Bu ifadeleri bir dahaki ders biraz daha açacağım size. Yirmincisi ve sonuncusu siyerin sahibi olan efendimize yüzlerce vefa borcumuzdan hiç değilse kaçını ödemek için. Siyerin sahibi olan efendimize yüzlerce vefa borcumuzdan hiç değilse birkaçını ödemek için. Ona vefa borcumuz var değil mi? E ona vefa borcu nasıl ödenir? onun yollarını siyer bize gösterir. Öğrenirsek kavrarsak bu manada kendimize bir ufuk kazandırabilirsek Allah'ın izniyle ne olacak? Ya Resulallah diyeceğiz 1500 sene sonrasından bu da senin aciz ümmetinden olan falan şahsın sana karşı bir vefası olsun. Bu da benim vefa adımım olsun. Sen ki vefa sultanısın, dosta vefalısın, düşmana vefalısın, ümmetine vefalısın, bize vefalısın. Bu da benim sana bir vefam olsun. Var mı hayatımızda bunlar? Var olsun inşallah. Olma adına da hayatlarımızda inşallah bu manada gayret olsun. Rabbim istifade edenlerden etsin hepimizi bu kadarıyla iktifa edelim inşallah sorularınız varsa sorularınıza cevap vermeye çalışayım. Bir dahaki ders kaldığımız yerden devam ederiz. Efendimiz mahşer günü insanların tek tek peygamberleri dolaştığını söyler ve her peygamber dünyada yaptıkları ayak sürçmelerini anlatır ve bir başka peygambere gönderirler. Hataları olmamasına rağmen karşılık niçin orada yaşadıkları gündeme getirir? Yok, hata değil. Her peygamberin duası dünyadaydı. Ben duamı ahirete sakladım diyor efendimiz bir hadisinde. O duası da nedir efendimiz? Diyor ki ben ahirette ümmetimin kurtuluşu için Rabbime dua edeceğim. Onun için o peygamberler ki o peygamberlerin dualarını okuyoruz biz Kur'an'da Nuh'un, İbrahim'in, efendime söyleyeyim, İsa'nın, Musa'nın dualarını her birisi o duasını yapmıştır. Ama Efendimiz Ali sallallahu o duasını ahiret günü inşallah risaletin davasına hizmet edecek olan bedel ödeyecek olan ümmetine saklanmıştır. Bizlerin o adımları belki o duanın da konusu olacaktır ah, inşallah. Olsun öncelikle. De inşallah. bu deve eti olayı vardı ya hani hani Hı -hı. siyeri bilip de olayların maksadını anlamak açısından işte mesela hani sulelle yemek yemek hocam. Hani mesela o zaman da elle yenilirmiş. Şimdi mesela kaçık var. Ben direkt mesela yemeği tutmuyorum. Hani bir açıdan bakınca insanlar hani itikadi bir mesele gibi hani sol sulelle yemek yemez işte şeytan iştir falan gibi. Hani o oraların maksadını böyle araştırarak gitmek, akıl yürütmek her işte doğru mudur yani? Hayır değildir. Bazı şeyler aklın üstündedir. Mesela Hazreti Ali'nin bir sözü var. Bizim de o söz hayatımızın temel bir ilkesi olsun. İslam mantık dinidir diyenlere de bir cevaptır aslında. Diyor ki her işte akıl aranmaz. Eğer akıl aransaydı ben efendimiz Aleyhissalatü vesselam'ın ayakları mes ederken üstünü mes ettiğini gördüm. Bana kalsaydı alt mes edilirdi. Çünkü biz ayaklarımızın altıyla yürüyoruz. Ama değil mi ki ben efendimizi üstünü mes ederken gördüm benim için bitmiştir. Dolayısıyla bazen bazı şeylerin akli izahını yapamayabiliriz. Onun için denge şöyle kurulmalıdır. Doğrudur. El hakimdir Rabbimiz. Hikmetsiz iş yapmaz ama bir şey daha doğrudur ki onun hikmetinden sual sorulmaz. Biz bu dengeyi kurarız. Bazı şeyler akli olarak açıklanabilir, bazı şeyler açıklanamaz. Şimdi size bir örnek vereyim. Mesela biz şu anda namazlarımızda sabah namazımızı akşam namazımızı yassı namazımızı cehri olarak kılıyoruz imamla kılarken cemaatle ayetleri açıktan okuyoruz öğle ile ikindi namazını sessiz okuyoruz hadi kalkın izah edin bazıları izah ediyorlar diyorlar ki Mekke'deyken düşmanlar gündüz seslerini duymasın diye sessiz okudular. Ben de onlara diyorum ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam ibadetlerin bir de son şeklini Medine döneminde verdi. Medine'de İslam iktidar oldu. Niye sesli hale getirmedi? Demek ki mesele o değil. Başka bir şey var ama bilmiyoruz. Her şeyi bilmek zorunda mıyız? Yok. Zaten gaybe iman da odur. Bazı şeyler bilinmesin. Bazı şeyler kalsın orada. Allah'ın maksadı, muradı açık olan şeyler bilinsin. Maksat ve murat bulunma adına da gayret içerisinde olalım ama hepsinin maksat ve muradını bilip onunla sınırlandırmak da doğru değil. Bakın yapılan yanlışlardan bir tanesi, çok affedersiniz bu mecliste o adı anacağım için, domuz etinin haram kılınışı katı bir şeydir değil mi Kur'an'da? İllet nedir? Hikmeti nedir? Bunun sebebi nedir? Diyorlar ki domuz Necaset yiyen bir hayvandır. Ne bulursa yiy yiyer. Yediği de kanına karışır. Kanına karıştığı için eti de o hale getirir. Onun için haramdır. Ben de diyorum ki hayır. Eğer bunu kabul etsek ne çıkar biliyor musunuz bundan? Bir adam der ki ben öyle bir domuz çiftliği kurdum ki onlara güzellikten başka bir şey yedirmiyorum. Neyse helal onu yediriyorum. Şimdi domuz helali yediği zaman domuz domuzluktan çıkar mı? O zaman o illete o sebebe bağlamak hatadır. Dolayısıyla bazen sözümüzün nereye gittiğini iyi hesap etmemiz lazım. Böyle bir şey bazen bizi zor durumda da bırakabilir. Şeriatta asıl olan nasın açık olmasıdır. Akla uyar uymaz hiç önemli değil. Şu an modern insan olarak en büyük zorlandığımız alanda budur. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle sahabiye bir şey anlatıyor. Diyor ki adamın birinin bir sığırı vardı. Adam sığırına fazlaca mal yükledi. Sığırı taşımakta zorlanınca da dövdü sığırını. Sonra sığırı döndü dedi ki o adama ben bunun için yaratılmadım. Sahabenin şöyle bir rengi değişti. Ne o dedi efendimiz sığırın konuştuğuna inanmadınız mı? Ne diyor Bukhari ve Müslüm hadisidir bu biliyor musunuz? Vallahi ben inandım sığırın konuşmasına. Ebu Bekir ve Ömer burada yoklar onlar da inanırlar. Bu nedir? Yani bizim şu akıl meselesini inanın bir terbiye etmemiz lazım. Şu anda akıl akıl diyerek bazı şeyleri biz gereğinden fazla farklı noktalara çektik Müslümanlar olarak. Dolayısıyla bunu bir kere bir daha bir gözden geçirmemiz lazım şu ilkeler çerçevesinde. Evet Hanzala ile Hanzala İbni Ebi Amr herhalde ilgili ailesiyle kısa bir bilgi öğrenmek istiyorum diyorsunuz Hanzala'nın babası Ebu Amr fasık lakaplı bir zat yani bu Medine'de yaşamış münafıkların liderlerinden olan birisi onun fasık ismini koyan da Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır ona Er-Rahip de denir Rahip ifadesinden dolayı bazıları onun Hristiyan olduğunu zannederler hayır kendisini çok fazla ibadete verdiği için ona rahip demişlerdir. Babası böyle biri ve bu zat Mescid-i Dırar hadisesinde o fitne üzere kurulan mescidin baş aktörlerinden de bir tanesidir. Baba tarafında böyle bir şey var. Hanımı Cemile münafıkların reisi İbni Selül'ün kızı. Onun babası münafık Hanzala'nın babası Hanımı Cemile'nin babası münafık. İki münafıkın çocukları evleniyorlar. Hanzalan'ın o meşhur münafık meselesindeki hassasiyetinin kaynağı da buradan kaynaklanıyor. Nifak'ı çok iyi tanıdığı için ne olduğunu bildiğinden dolayı nifak konusunda hassasiyeti var. Ve bu zat öyle bir iman ediyor ki İbni Selül'ün diğer oğlu Abdullah da farklı bir Müslümandır. Gerçekten çok iyi bir Müslüman olmuştur babasının aksine öyle bir iman ediyor ki en son Uhud'da Gasailul Melaike ifadesinin sahibi oluyor. Yani melekler onun guslünü aldırıyorlar. Hadiseyi biliyorsunuz ayrıntılara girmeyeyim ama Efendimiz şöyle bir bakıyor koşun diyor. Hanzala'yı şu anda altın tepsiler içerisinde meleklerin yıkadığını görüyorum deyip sahabeyi oraya gönderiyor. Hadise ondan sonra anlaşılıyor o imanın bir karşılığı olarak. Evet, Selamun Buyurun. Aleyküm Hocam ee, Aleyküm hocam, Selam şimdi mesela siriyetle ilgili 20 alan bellediniz yalnız bir alan eksik değil mi hocam mesela Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem davetini e, taşıma sürecine baktığımızda mezdinede bir İslami toplum e, görüyoruz İşte İslami hükümlerin, İslami nizamların, İslami duyguların fikirlerin e, hakim olduğu bir toplum oluştuğunu görüyoruz dolayısıyla bu mesela e, bu şıkta atılması gerek mi mesela atıldı o canımın içi sen onu kaçırmışsın bak 11. madde Rabbani yolu ve nebevi metodu ne anlıyorsun bundan? anladım ama açılımı anladım. Hayır, açılımı budur Rabbani yol ve nebevi metot şimdi orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke döneminde İslam'ın iktidar olmadığı zamanlara ait bir örneklik gösteriyor yani Mekke dönemi nedir? Halkının çoğunun müşrik olduğu bir dönemde bir Müslüman nasıl davranır? Bunun örneği nerede? Mekke döneminde. Habeşistan'a gidiyor bir zümre. Habeşistan örneği mühim bir örnektir. Halkının çoğu Hristiyan olan bir yerde bir Müslüman nasıl davranır? Burada. Medine'ye geliyor ilk yıllar halkının çoğunluğu Yahudi olan bir yerde bir Müslüman nasıl davranır? Bedir'in arkasından İslam devletinin temelleri atılıyor. Artık İslam hakim oluyor. İslam'ın iktidar olduğu yerde tavır nasıl olur? Eksik bir şey kaldı mı? Bunların hepsi siyerin örnekliğinde anlatılıyor aslında bize. Ha biz şu anda hangi devredeyiz? Onu sen bulacaksın. Yani orada bir örneklik içerisinde bazen yaşadığın toplum bir köyde yaşıyorsun o köydeki halkın davranışına göre sen nerede yaşadığına dair bir kanaatin olacak. Yaşıyorsun bir yerde oradaki insanların akidelerinde sorun var. O insanların olduğu yerde tavrın ne olacağını sen bulacaksın. Yani bu kıyası da Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptırıyor? Siyerin üzerinden bize yaptırıyor. Dolayısıyla burada eksik kalan bir şey yok. Efendimizin hayatında elhamdülillah eksik olan bir şey olmaz. Biz de onu hasbel kadar anlamaya çalışıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Buyurun, bir soru vereyim buraya. Hocam, selamun aleyküm. selam ve rahmetullah. Değerli hocam ben özellikle peygamberimize olan sevgimiz ve onu tanıma boyutu ile ilgili Sakalı Şerif örneğini verdiniz, oradan aklıma bir soru takıldı. Mesela günümüz, biz Müslümanlar bugün peygamberimizin misyonunu o kadar bazı noktalara hapsetmiş durumdayız ki, tabi bizim buradaki toplum için değil, genel anlamda söylüyorum bugün e, onun var olan insana yol gösteren ve insana dirilik kazandırabilecek misyonunu anlatmaya çalışan bazı hoca Efendileri gördüğümüz zaman yani onları hafife alıyoruz onların peygamberimizi tam sevmediğini veya bazı yönlere kaydırdığını düşünüyoruz İşte bu bahsettiğiniz örneklere gereken önemi vermediklerini belki düşünebiliyoruz buradaki dengeyi nasıl oluşturmamız gerekiyor artı bir de peygamberimizin e, siretini anlatırken diğer peygamberlerle bir kıyas yoluna gitmek biraz kafama takıldı. Acaba burada da denge e, nedir acaba bu? Onu da... Evet, doğrusu. İkinci sorunuzdan başlayayım. Siyeri nasıl anlamalıyız? Soru dersimiz, bundan sonraki ikinci dersimizde. Nasıl sorusunun cevaplarından bir tanesi geçmiş peygamberlerle Efendimiz arasındaki bağdır. Bu siyerin en temel usul kaydelerinden biridir ve bu ihmal edildiği için de gerek Kur'an'da gerek Kur'an dışında Efendimizin bize bu manada beyan ettiği şeylerde biz tam anlamıyla istifade edemememizin sebeplerinden biri olmuştur. Kesinlikle geçmiş peygamberlerle Efendimiz arasındaki bu bağ kurulmalı. Sorunuzun içerisinde şöyle bir şey var belki yanlış anlamışsam düzeltin beni. Değer itibariyle peygamberlerin kıyasına dair bir şey sezinledim yanlış mı bilmiyorum. Onu da biz yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın diğer peygamberlerle farkına ait Kur'an'da birçok ayet var. Ama özellikle peygamberlerin birbirleriyle değerlendirilişinde bir tarafta tilkel rusul faddalna ba'duhum ala ba'din ayeti olacak. Bir tarafta da la nuferriku beyne ahadin min rusuli ayeti olacak. Nedir tilkel rusul faddalna ba'duhum alabat? İşte bunlar Allah'ın peygamberleridir. Biz onlardan bazılarını bazılarına meziyet itibariyle farklı kıldık. Bu tarafta ne var? Hiçbir peygamber arasında biz ayrım yapmayız. Haşa peygamberleri birbirleriyle yarıştırmayız. Ama burada Kur'an eğer usvetün hasene'yi sadece efendimize hasretmişse rahmeten lil alemini sadece efendimize hasretmişse hulukin azimi sadece efendimize hasretmişse hatemen nebiyini sadece efendimize hasretmişse durup bunun üzerinde düşünmemiz lazım neden diğer peygamberler için değil de Kur'an özellikle bu ifadeleri efendimiz için kullandı çünkü Kur'an'ın bu manada vermek istediği bir mesaj vardır demek ki o mesajı algılamak ve anlamak da bizlerin vazifesidir bu sorunuzun birincisi İkincisine gelelim şu anda Müslümanlar olarak bizim Peygamber aleyhissalatü vesselam ile bağımızı şunun bunun gösterdiği gibi değil benim dediğim gibi de değil sahabenin üzerinden öğrenmemiz şarttır. Çünkü sahabe son vahyin ilk muhataplarıydılar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı yaşadılar. Bizatihi onlar bu işin örneği oldular ve yaşadıkları hayat dikkat edin İnsanlık tarihi boyunca hiç kimseye nasip olmayacak bir ayrıcalıkla Allah tarafından tasdik gördü. Radiyallahu anhum ve radu anh budur işte. Yani ben onlardan razı oldum diyen Rabbul Alemin olan Allah'tır. Tasdiki yapan Allahsa eğer onların hayatları bu konuda kesinlikle rıza makamını elde etmiş bir hayattır. Biz aklımıza gelen sorun ne olursa olsun bu soruyu sahabenin üzerinden cevaplamak zorundayız. Sevgi meselesini de sahabe peygamberi nasıl sevdi sorusunu da ancak biz sorduğumuz zaman sevgiyi bulabiliriz. Sevgiyi bu manada eğer biz cevaplandırırsak meselemiz biter. Ashab Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı sevgisi hürmeti onun hatıralarına onun izlerine onun miraslarına nasıl olmuş? nasıl olmuş öyle olsun. Birileri sadece şekli önemsiyor diye biz şekle düşman mı olalım? Hayır. Birileri şekli hayatın dışına çıkarmış sadece manayı ya da miras dedikleri şeyin üzerinde yoğunlaşmışsa biz de onun için mi yoğunlaşalım? Hayır. Bizim tavrımız Abdullah İbn Abbas'ın tavrı olsun. Bizim tavrımız Abdullah İbn Ömer'in tavrı olsun. Bizim tavrımız Abdullah İbn Mesud'un tavrı olsun. Onların hayata verdikleri bu manada gösterdikleri mesajlar olsun. Biz bu rehberliğin ışığı altında Allah'ın izniyle anlamaya çalışırsak hiçbir sorunumuz olmaz. Resulullah Vesselam'ın Kur'an'ın gölgesinde bir inşası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman yaşadığı topraklarda direkt putları hedef alarak konuşmaya başladı. Lat var, Uzza var, Menat var, isaf var, Naile var, Hubel var. Hubel nedir biliyor musunuz? Hubel iki harf aslında orijinali Habal'dır. Bal Rab anlamındadır. Hubel er-Rab demek. Bugün insan olarak da bizim en büyük sıkıntımız Allah'ın rububiyet sıfatının ee, ele ayağa düşmesi değil midir? Budur. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam 5 yıl boyunca yaşadığı coğrafyada Mekke müşriklerinin olduğu yerde onların putlarına hedef alarak bir söz söyledi mi? Söylemedi. Ne zaman söyledi ne zaman Necim suresinde o zaman söyledi. Peki 5 yıl boyunca ne yaptı? Kendini inşa etti. Gecelerini imar etti. Bir kere o Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada öyle sağlam bir donanımla geldi ki iradesini güçlendirerek iradesinin hakkını vererek namazlara riayet ile tebliğ adına aşkını donanarak bir noktada donanımını tamamladıktan sonra insanların huzuruna çıktı ondan sonra söyleyeceğini söyledi. Yol bu. Şimdi biz okuyalım Alak suresinin ilk beş ayetini. Kalem suresinin ilk yedi ayetini, müddessir suresinin ilk ayetlerini, müzzemmil suresinin ilk ayetlerini ve fatiha suresinin inen beş grup ayet. İnen ilk beş ayettir bunlar. Beş grup ayet. Bu beş grup ayetin üzerinden biz kendimiz kendimize bir menheç çizebiliriz. Çünkü menheç ayetleri bunlar. İşin başı, işin başında Rabbimizin bizden istediklerinin cevabı bu beş ayetlerdir. Ama bunların açılımlarını biraz daha detaylarını Darul Erkam kitabından okuyabilirsiniz. Evet Darul Erkam'da bunların detayları var. Özellikle işin bidayetinde Efendimizin terbiyesiyle alakalı en önemli mesajlar Cibril var. hadisesinden bahsettiğiniz vaktini bilsek daha iyi anlayacağız dediniz. Siyer'in hangi vaktine denk gelir bu hadise bilgilendirir misiniz? Hicretin 8. yılıdır. Yani Mekke fethinin hemen öncesidir. Artık yavaş yavaş dinin kemale erme yoluna girdiği tarihtir. Ondan sonra dinin ibadet sahasında birçok şey artık söylenmeyecektir. Yani birileri kalksa şunu söylese bu sözün bir geçerliliği yok. Allah Resulü dedi ki İslam beş temel üzere kurulmuştur. O halde İslam'da beş şart dışında bir şey yok mu? O, o halde bu söz doğru değil. Haşa böyle değil. Ne dedi Efendimiz? Beş kolonu dedi. Bu niyel İslam alel hamis. O beş kolon. Onlar olmazsa olmaz. Ondan sonra duvarlar ondan sonra şekillenerek o yapı tamamlanmış oldu. Dolayısıyla 8. yılda ibadet sahasındaki o son sözler artık yavaş yavaş kemal noktasına geliyor ve en son Arafat'ta nazil olan Maide suresinin 3. ayetiyle de din kemale eriyor, nimet ise tamamlanıyor ve bu iş bitiyor. 8. yılda olmasını bilmemiz bize böyle bir imkan sağlayacak. Rabbim inşallah istifade edenlerden eylesin.